yapmaktayım. Böyle kolay 10 dakikada ya da 5 dakikada yapabileceğiniz böyle bazlamadan bir pizza tarifi vermek istedim. Şimdi isterseniz yapılışına geçelim. Ben malzemeleri önceden hazırladım çok zaman kaybı olmasın diye. Şöyle gösterelim. Biraz jambonum var. Biraz sucuğum var. Ben kuru sucuk tercih ettim. Bu böyle marketlerde satılan bir sucuk. Ama kasap sucuğuyla da yani yaş sucukla da yapabilirsiniz. Biraz konserve mısırım var. Biraz biber koyacağım. Biraz siyah zeytin çekirdeklerini çıkartıp hazırladım. Mantar aradık ama pek yani bulamadık şu anda, artık mevsimi geçmek üzere. Şurada kaşar peynirim var. Biraz sarımsak. Burada biber ve domates salçası. Karışık bir şekilde bunu biz kendimiz yapıyoruz zaten. Bu da domates sosu tarzı bir şey. Domates mevsiminde olmadığı zaman biz bunu kullanıyoruz genelde. Bundan da koyacağım. Şimdi sosunu yaparken pizzanın ölçülerini vereceğim. Karabiberim var, kimyonum var, tuzum var, zeytinyağım var. Şimdi isterseniz ilk önce sosumu yapmakla başlayayım. Devam edeceğim. Bundan şöyle karıştırıyoruz. Bundan 2,5 yemek kaşığı koyuyorum. 1, 2, şöyle 2,5. Aslında biraz göz kararı ilerleyebilirsiniz. Sonrasında burada 1,5 yemek kaşığı salçamız var. Domates, biber karışık bir salça bu. Şundan da koyuyoruz. Aslında şundan biraz daha koysak iyi olacak gibi. Çünkü salça biraz daha yoğun oldu. O yüzden. Dediğim gibi hani kendi kafanıza göre ilerleyebilirsiniz bu süreçte. Sonrasında bir diş kadar sarımsağım var. Onu ekliyorum. Şimdi kimyona geldiğimizde göz kararı kimyon koyacağım. Yani sevme oranınıza bağlı. Baharat sevmiyorsanız tabii ki de eklemeyebilirsiniz. Karabiber koyuyorum biraz. Hadi biraz daha koyayım. Kimyonu o zaman biraz daha koymam gerekecek. Karabiber elimden kaçtı sanki. Şimdi göz kararı zeytinyağı koyuyorum. Bu tamamıyla sizin istediğiniz yağlılık oranına bağlı olarak değişiyor tabii ki. Çok az tuz koyacağım. Bizim salçamız zaten tuzlu bir salça. Domates sosum da tuzlu. O yüzden çok tuz koymadım açıkçası. Şimdi bunları böyle karıştırıyorum. Tabii ki de kendi ölçülerinizde istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Dediğim gibi bazlamayla çok kolay böyle. Hem malum olduğumuz durumlardan kimse dışarıdan bir şeyler sipariş etmek istemiyor. Sterillik açısından. Kendiniz böyle bazlamayla, şimdi bazlamanın nasıl kullandığımı göstereceğim. Sosum şöyle biraz oldu. Biraz daha zeytinyağı koyayım diyorum. Çünkü biraz akışkan olması gereken bir sos bu. Eğer olmazsa biraz daha domates sosuyla sıvılaştıracağım. Çırpıyoruz bunu. Tamamdır bence. Hepsi birbirine karıştığını düşünüyorum. Burada önemli olan homojen bir şekilde karışımı sağlamak. Çünkü sarımsağın top şeklinde ağzınıza gelmesini ya da kimyonun top şekilde ağzınıza gelmesini istemezsiniz bence. Tamamdır. Sosum tamam. Şimdi bazlamamı getireceğim. Şu malzemeleri şöyle kenarda dursun. Şunu şöyle alalım. Bazlamamı getirdim. Bunun için bir kaşık alıyorum. Hemen bekleyin, geliyorum. Geldim. Şimdi deneyelim bakalım. Kıvamı iyi gibi geliyor. Şöyle göstereyim kıvamını. Şöyle hafif cıvık bir kıvam olacak. Şimdi başlıyorum. Şöyle biraz yaydırıp. Çünkü bu sos önemli. Hem lezzeti açısından önemli. Hem de hani direkt düz hamurun üstüne koymak istemezsiniz bence. Onun için güzel bir karışım. Zaten evinizde olan malzemelerle yapabileceğiniz bir şey bu. Ben biber vardı. Sadece ne aldım? Mısır aldım artı olarak. Her zaman ben de kesinlikle jambonla yapmıyorum tabii ki. Elinizde olan malzemelerle değerlendirebileceğiniz bir tarif. Burada önemli olan iyi bir şekilde yaydırmak. Şöyle. Her yerine yaydırmaya çalışıyorum. Bu bazlama da marketlerde, işte Bimlerde, Şoklarda falan satılan bir bazlama aslında. Bazı fırınlar kendileri de yapıyorlar. O şekilde de tercih edebilirsiniz. Hatta kendiniz de yapabilirsiniz. Ama bunun mal kısıtı ne? Kolay olsun, güzel olsun, lezzetli olsunsa eğer hazır bir şekilde alıp güzelce kendi pizzanızı yapabilirsiniz. Domino's pizza halt yemiş bizim pizzamızın yanında. Şöyle güzelce karıştırıyoruz, dağıtıyoruz. Her yere dağıldığını düşünüyorum ama şöyle şimdi. Tamamdır. Şimdi bunu yaptık. Sonrasında normalde herkes kaşarı üstüne koyar. Ben böyle biraz kaşarın bu verdiği yumuşaklık tadını seviyorum aslında. O yüzden altına böyle biraz da kaşar koyacağım. Çünkü kaşarı genelde üstüne koyduğumuzda kızardığı için böyle çıtırlık tadı veriyor. Kaşarı altına koyduğunuzda biraz böyle kaşarın yağını, böyle yumuşaklığını, bu uzama şeyini hissedebiliyorsunuz. O yüzden bu domates soslu karışımın üstüne biraz kaşar koyduğunuzda daha güzel olacağını düşünüyorum. Ama yine de tamamıyla size kalmış bir durum bu. Yani istemezseniz kesinlikle eklemeyebilirsiniz. Ben bu işe ellerimle giriyorum. Çünkü herkesin kendi elinin bir lezzeti olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki de siz eldiven kullanabilirsiniz. Şimdi ben bu şekilde şöyle şuralarda topaklaşma oldu. Topaklaşma. Yine bir bilinmeyen kelimeler kullanma günümdeyim. Yoğunlaşma demek istedim. Şimdi kaşarı böyle üstüne koydum. Bu arada bu altına koyarsanız eğer kaşarı benim gibi çok kenarlara denk getirmemeye çalışın. Çünkü öyle olursa yanabilir. Şimdi üstüne sucuklarımı koyuyorum. Şöyle Allah ne verdiyse diziyorum. Hadi bir tane de ortaya koyayım. Sonrasında jambonlarım var burada. Dana jambon. Onları böyle şu sucukların aralarına koyuyorum. Annem bu jambonu çok seviyor. O yüzden yeterli dedikçe yetmez dedi. Ben yeterli dedikçe o yetmez dedi falan. O yüzden annem kazandı tabii ki. Şimdi şöyle, yani ben şu an mesela yettiğini düşünüyorum. Bence yetti. Sizce? Yok ya, yetti. Çok kararsızım, evet. Evet, bence yeterli. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi ne yapsam ki? Şimdi biberlerimi almaya geçiyorum. Aldım. Şöyle biberleri de Allah ne verdiyse üstüne serpiştiriyorum. Şimdi bizim şeyimiz, pizzamız bol malzemeli bir pizza. O yüzden şöyle. Aslında bu biberler de yeterliymiş. Şu jambonların üstüne doğru. Şimdi kıyı köşeye gelsin, sonra bunu yerken derler ki su de hep ortalara atmışsın. Çünkü ben ortayı seven biriyim. Zeytinleri de şöyle avucuma aldım. Böyle serpiştiriyorum. Bu zeytini genelde sevmeyen çok kişi oluyor pizzanın üstünde. Ben seviyorum verdiği aromayı. Ama eğer sevmezseniz kesinlikle koymayabilirsiniz. Dediğim gibi yani bu sizin pizzanız, sizin seçiminiz. Her şey sizin gönlünüze göre. Mesela bazıları domates falan koyuyor. Ben domates koymayı direkt tercih etmiyorum. Hani sosunda kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi zeytinlerimi de koydum. Son olarak neyim kaldı? Mısırlarım kaldı. Mısırları da şöyle serpiştireceğim. Ben bol mısırlı severim. Bu mısır da hani en başında söyledim. Normal bildiğiniz konserve mısır. Onunla yapabilirsiniz. Tamamdır. Pizzamız şu anda tamamlanmış durumda. Ben bunu bu şekilde fırına atacağım. Sonra böyle biraz kızarmaya başlayacak. Kızarmaya başlayınca çıkartıp üstüne kaşarı koyacağım ki üstü böyle çıtırlaşsın biraz. Kaşarımı da koyduktan sonra çıkartıp afiyetle yiyeceğim. Şimdi size o fırın aşamasını göstereceğim. Şimdi şu şekilde pizzamı orta ızgaraya koydum. Altlı üstlü çalıştırıyorum. 180-200 derece arası çalıştırabilirsiniz. Böyle biraz biberler öldüğünde, sucuklar kendini saldığında çıkartıp üstüne kaşarı koyup tekrar koyacağım. Oraları size göstereceğim zaten. Şimdi fırından çıkardım, öyle dediğim gibi. Şimdi göstereceğim zaten kıvamını. Kaşarları üstüne ekleyip tekrar böyle bir 3-4 dakika fırına koyup sonrasında çıkartacağım. Kıvamı şu şekilde olacak. Böyle sucuklar hafif kızardı. Kaşar eridi. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi böyle hafif kaşarımdan. Bak, kaşarı gerçekten haddinden daha fazla rendelemişim. Niye böyle bir şey yaptım hiç bilmiyorum. Ama bol kaşarlı güzeldir diyerek ilerlemek istiyorum. Şöyle. Şöyle bol bol malzemeden kaçmıyoruz. Devam. Şuralara da ekledik mi? Bence tamamdır ya şu anda. Şöyle biraz daha mı koyayım? Karar da veremedim. Şuradan da azıcık koyduk mu? Tamam, bu sefer son. Şimdi bunu bu şekilde fırına koyacağım. Görüşmek üzere. Şimdi piştiğinde getireceğim. Sonra göstereceğim piştiğini harika bir şekilde. Sonra alacağız. Mis gibi iftarımızda yiyeceğiz arkadaşlar. Şimdi fırına koyuyorum. Görüşmek üzere.